Astroloji Öğreniyoruz bölümümüzün bu programında burçlar hakkında konuşacağız. Malum Zodyak'ta yani burçlar kuşağında 12 tane burç var ve burçlar 36 derecelik alanlar olarak gökyüzünde parsellenmiş. Zodyak burçlar kuşağı dediğimiz bir tasarımdır. Aslında burçlar belki başlangıç olarak takım yıldızlardan türemiştir ama takım yıldızlarla burçlar aynı şeyler değildir. Zaten takım yıldızların gökyüzünde tuttukları, kapladıkları alanların 30 derecelik alanlar olmadığını bilelim. Her şeyden evvel 40 dereceden daha büyük alanlarda kaplayan takım yıldızlar var. 10 derece civarında olan takım yıldızlar var vesaire. Ama burçlar gökyüzünü 12 dilime ayırmakla, daha doğrusu burçlar kuşağını etrafımızda ekliptik üzerinde yer alan burçlar kuşağını 12 dilime ayırmakla oluşturulur 30 derecelik parseller halinde. Mesela Koç burcuna baktığımızda 0 derecesinden alırsak 30 dereceye kadar yani şu alanı 30 derecelik alan olarak tanımlarsak 30 derecelik alan 0 boylamdan başlayarak 30 boylama kadarki alan Koç burcuna aittir. Evet Koç burcu burçların ilkidir. Burçlar Koç burcundan başlıyor ve e, ilki olması itibariyle hem öncü bir burç olduğu için hem ateş elementinden bir burç olduğu için daima ilk olmayı, başlangıçları, girişimleri ifade eder. Eyleme geçmek, harekete geçme özelliğini ifade eder. Eee Koç burcu hem öncü bir burç, hem ateş elementinden bir burç, hem de eril bir burç. Burçlar özellikleri olarak üç kategoride incelenir. Bir element olarak ateş, hava, toprak, su. İki nitelik olarak öncü, sabit, değişken. Üç cinsiyet olarak eril ve dişil. Ateş, hava, toprak, su elementler olarak zaten ayrıca bir videomuzda değineceğiz. Dört tane farklı gruba ayrılır. Nitelik olarak öncü, sabit ve değişken. Öncüyü başlatıcı, girişken. Sabiti devam ettiren ve sürdüren... Ve değişkeni de değişime hazırlayan olarak tanımlayabiliriz. Eril burç demek etkin, başlatıcı demek. Dişil burçta tepkin, etkiye tepki veren anlamına geliyor. Koç eril burçlardan bir tanesi, başlatıcı, ateş elementinden olduğu için kendine güvenli, sıcak doğada olduğu gibiliği ifade eden bir burç. Koç burcunun yönetici gezegeni Mars ve aynı Mars'ın ifade ettiği gibi harekete geçme prensibini anlatıyor. Haritamızda herhangi bir gezegen Koç burcunda yerleşiyorsa bu gezegenlerin ifade ettiği doğada biz kendimizi daha öncü, başlatıcı, harekete geçen, biraz da hızlı hareket etmeyi seven hatta zaman zaman aceleci bir biçimde ortaya koyma eğilimi içerisinde gösteririz. İkinci burcumuz Boğa. Boğa burcu sabit burçlardan bir tanesi, toprak elementinden bir burç ve dişil burçlardan bir tanesi. Yani başlatılan bir eylemi devam ettirme, eğilimi içerisinde bir burç maddi güvenceye önem veren bir yapıda şartlarının kolay değişmesini istemeyen bir yapıda yönetici gezegeni Venüs yani bir yerde boğa burcunun istediği huzur sakinlik güven estetik ve sanat olan şeylerle alakalı Ayrıca dünyevi olan temaların farkında ve hayattan keyif alan aynı zamanda hayatın tadını çıkartmaya yönelik taraflarıyla dikkat çeker Üçüncü burcumuz İkizler Burcu. İkizler Burcu hava elementinden bir burç ee, ve aynı zamanda değişken nitelikte bir burç ve eril kalitede. Şimdi bütün bu üçünü bir araya getirirsek öncelikle bir hava elementi burcu olan ikizlerde iletişim kabiliyeti ön plana çıkar. Zihinsel ve entelektüel taraflar ön plana çıkar. Değişken nitelikte olduğu için de şartlara özellikle zihinsel olarak adapte olabilme yeteneği yüksek bir yapıya sahiptir. Değişken aynı zamanda yeniliğe hazırlanma anlamına da geldiği için daima yeni fikirlere esneklik hazırlanma belki eril burçlardan birisi olduğu için de aynı zamanda fikirsel olarak başkalarını harekete geçirme eğilimi içerisindedir. Bir eğitmendir, bir habercidir, iletişimcidir ve en önemli işlevi zihinsel etki yaratmaktır. Yengeç burcu su elementi burçlardan bir tanesi, öncü burçlardan bir tanesi ve dişil burçlardan bir tanesi. Yengeç burcu temel anlamda manevi güvence, yani daha doğrusu e, duygusal güvence ihtiyacını ifade eder. Empati kurma yeteneğiyle alakalıdır. Zaten yönetici gezegeni Ay'dır. ikizlerin Merkür'dür. Ay'ın e, özelliklerine çok benzer bir şekilde Yengeç burcu da aidiyet ihtiyacı Geçmişte geçmişle bağlı olma, özellikle başkalarıyla duygudaşlık kurabilme yeteneğiyle ifade edilir. Öncü bir burçlardan, o burçlardan birisi olduğu için de e, yakın çevresinde özellikle inisiyatif almaya, özellikle yakın çevresini korumaya e, yönelik etkiler sergiler. Dişil burçlardan bir tanesidir. Yani etkin olmaktan ziyade herhangi bir dış etkiye karşı tepki vermeye daha yatkındır. Aslan Burcu'na geldiğimizde Aslan Burcu yine ateş elementi burçlardan bir tanesi. Yani özgüveni ifade ediyor. Sabit burçlardan bir tanesi. Koç Burcu da ateş elementi ama Aslan sabit bir burçta olduğu için Koç Burcu'nun öncü başlatıcı niteliği kadar belki harekete geçmeyi çabuk yapmayan bir yapıda. Ama e, harekete geçirilen daha doğrusu eyleme başlanılan durumları devam ettirebilme kapasitesine sahip. Eril burçlardan bir tanesi aktif ve yönetken bir yapıda işi dikkat çekmek, organize etmek, merkezde olmak, yönetmek, aslında iş buyurmak ama aynı zamanda yaşam sevincini de yaratıcı bir şekilde ortaya çıkartmak. Başak burcuna geldiğimiz zaman bu arada Aslan burcunun yöneticisi Güneş. Başak Burcu'na geldiğimiz zaman Başak Burcu'nun yine toprak elementi burçlardan birinde olduğunu görüyoruz. Değişken burçlardan bir tanesi Başak Burcu ve dişil nitelikte. Dolayısıyla Başak Burcu da yine toprak elementinin tipik özelliği olarak pratikleştirmek, maddi hale getirmek, somutlaştırmak eğilimine sahip. Eleştirerek düzeltme eğilimine sahip genel anlamda. Merkür yönetiminde bir burç olarak yine zihinsel aktivite, tasarlama becerisi, farklı gibi gözüken şeyleri bir araya getirebilme becerisi yüksek Başak Burcu'nda. Ve eril burçta, dişil burçlardan birisi olduğu için olaylar karşısında daha ziyade tepki verecek olan bir yapıda. Demek ki dışarıdan gelişen özellikle endişe verici durumlar karşısında bir an önce koordinasyon yeteneğini, koordine olabilme yeteneğini ortaya çıkartan bir yönü var. Başak Burcu'nun bir toprak elementi burcu olarak. Bu arada renklerle de zaten burada ayrımlar var. Ateş elementi kırmızı ile ifade ediliyor. Koç, aslan, yay burçları. Toprak elementi şurada boğanın glifi pek düzgün çıkmamış. Programdan kaynaklanan. Boğa, başak ve oğlak burçları toprak elementi burçları. Zaten burada renk olarak da toprak rengi verilmiş. Ve ikizler, Terazi ve Kova burçları hava elementi burçlar ve yengeç, akrep ve balık burçları da su elementi burçlar bu renklerde onları ifade ediyor. Bir hava elementi burcu olan Terazi burcu Venüs yönetiminde aynı zamanda yine öncü burçlardan bir tanesi ve eril burçlardan bir tanesi. Venüs'ün huzurlu, sakin, barış isteyen yönlerini estetik, sanatsal ve zarafetle alakalı yönlerini terazi burcunda da görüyoruz. Terazi burcu ilişkileri ifade eder. Paslaşmayı, paylaşmayı ifade eder. Zodiak'ta birinci burç olan koçun tam karşısında bulunan terazi burcu yedinci burç olarak bizim astrolojide ilişkileri ifade ettiğimiz yedinci ev arketipine genel anlamda uyduğunu görürüz. Dolayısıyla terazi burcunun işlevi ee, yine iletişim kurmaktır bir hava elementi burcu olarak ama özellikle bunu ikili ilişkilere yansıtmaktır. Yani ikizler burcu belki yakın çevreyle daha herkesle iletişim içerisindeyken yine bir hava elementi burcu olan terazi daha ziyade ikili ilişkileri ifade eder. Paylaşmayı, paslaşmayı, ortaklaşa hareket etmeyi ifade eder. Aynı Venüs'te olduğu gibi ve bunu e, harekete geçirici bir yapıdadır. Özellikle koçun kendisini harekete geçirmesine mukabil. E, terazi karşı tarafı karşısındakini harekete geçirme eğilimiyle öncü burç olma özelliğini ve eril burç olma özelliğini gösterir. Akrep burcuna geldiğimizde yine bir su elementi burçla karşılaşıyoruz. Sabit bir burç ve dişil burçlardan bir tanesi. Akrep burcu Mars yönetiminde modern astrolojiye göre Plüton akrep burcunu yönetir. Ben her ikisini birden dikkate alıyorum. Akrep burcu Tipik bir su elementi burcu olarak sezgiselliği, olayların derinine inmeyi, hiçbir şey yüzeysel kalamaz ve her şey benim için çok derinde ve önemlidir mantığını, daha doğrusu anlayışını ifade eder. Çünkü mantıktan ziyade aslında akrep burcunda sezgiler ön plandadır. Adeta bir buzdağının altındakini keşfetmeye yönelik, ne olup ne bittiğini anlamaya yönelik sezgisel tarafı sürekli aktiftir bir tipik bir Mars burcu olarak ve Plüton da aynı zamanda benzer şekilde e, mücadeleci zaman zaman agresyon ortaya çıkartan ama bunu dişil bir burç olduğu için dışarıdan gelen etki karşısına ortaya çıkartan bir yapıda. Koç burcu da Mars yönetiminde, Akrep burcu da Mars yönetiminde. Aralarındaki fark şu. Koç eril, etki yaratan, Akrepse dişil, dışarıdan etkiye tepki veren yapıda. Yine duygusal güvenlik ihtiyacı içerisinde bir yapı. Yay burcu ateş elementi burçlarından üçüncüsü ve hem ateş elementi dediğimiz gibi hem değişken nitelikte hem de eril burçlardan bir tanesi. Yay burcu Jüpiter yönetiminde aynı Jüpiter'e benzer şekilde genişleme, daha yeni alanlar keşfetme ve hayata daha geniş perspektiften bakabilme kabiliyetini ifade ediyor. Tipik bir ateş elementi burcu olarak yine eyleme yönelik bir eril burç olarak yine harekete geçirici. Etkinin dışarıdan gelmesini beklemiyor, kendisi etkin durumda ve aynı zamanda iyimsellik gelecekten beklenti ve vizyon kazanma ihtiyacını da ifade ediyor. Aynı Jüpiter'e benzer şekilde değişken mizacından dolayı da değişen şartlara inançları anlamında, hayata bakışı anlamında adapte olabilme yeteneğini ifade ediyor. Oğlak Burcu'na geldiğimizde Oğlak Burcu toprak elementi burçlarından bir tanesi. Yine bir öncü burca gelmiş olduk ve e, aynı zamanda bir dişil burca gelmiş olduk. Oğlak Burcu Satürn tarafından yönetiliyor. Satürn'e benzer bir şekilde yine şartları e, stabilize etmeyi korumayı standartize etmeyi temellendirmeyi, inşa etmeyi ifade ediyor. E, herhangi bir olayın sorumluluğunu alma disipline etme onu somutlaştırma tipik bir toprak elementi olarak pratikleştirme özelliğini taşıyor ve e, çok iyi organize etme yeteneği sayesinde aynı zamanda şartları da iyi koruyabilme yeteneği sayesinde kurallar bütününü oluşturan bir yapı çiziyor aynı Satürn'e benzer bir şekilde dişil burçlardan bir tanesi yine etrafta gelişen şartlar karşısında kendini koordine eden ama özellikle e, yine bir öncü burç olduğu için dışarıdan gelişen şartlar karşısında öncü bir şekilde hemen koordine eden, etrafını düzenleyen yapı çiziyor. Kova burcu, hava elementi burçlardan bir tanesi ve üçüncüsü aslında e, fakat sabit bir burç. Az evvel gördüğümüz ikizler hem hava ama değişkendi. Terazi yine hava ama öncüydü. Kova ise yine hava ama sabit bir burç. Kova burcu, tipik yöneticisi Satürn gibi ve yine yöneticisi Uranüs gibi hem entelektüel bilgide derinleşmeye yönelik bilgiyi toplamaya, birikmeye, biriktirmeye yönelik aynı Satürn gibi derine indirmeye yönelik fakat Uranüs'e benzer şekilde de yaratıcı, farklı olanı ortaya çıkartabilen ve bunları da aynı zamanda sadece entelektüel düzeyde kalmayan, daha sezgisel düzeye de taşıyabilen bir yapıya sahip. Kova burcunun amblemindeki şu dalgalara benzeyen e, sembol aslında hem beynin kıvrımlarını ifade ediyor hem de e, kişinin algı düzeyini özellikle evrensel olanla ya da dünya dünyevi olanla e, bu ikisi arasında daha doğrusu bağlantıyı kurabilme e, yeteneğini ifade ediyor. Hava elementi burcu olarak Kova'nın işi gene iletişim sağlamak ama iletişimi sabitlemek ee, ve tipik bir Satürn yönetiminde bir burç olarak e, iletişimi somutlaştırmak ve proje haline getirme yeteneğini ifade ediyor. toplumsal Kolektif burçlardan bir tanesi olan kova hem Satürn hem Uranüs tarafından yönetiliyor. Balık burcu su elementi burçlardan bir tanesi 12 burç yani sanki koçla başladığımız bu döngüyü balıkla tamamlıyoruz. Bu yüzden balıkta bir nevi tamamlanma, sonuna erdirme ve yine koçla başlayacak yeni döngü için geleceğin trendlerine hazırlanma, adapte olma bir değişken bur, e, balık burcu. Bu adapte olma ve adapte etme yeteneği, kabullenicilik ve çözülme, yeniye hazırlanma yeteneği aslında hem modern yöneticisi olan Neptün gezegeniyle çok benziyor hem de balık burcunun yine ee, merhametli şefkatli kollayıcı e, yönleri Jüpiter bunun bu, bu burcun burç yöneticisi olan Jüpiter'le aynı zamanda yine bilgelik ve kabullenişi ifade eden hem Jüpiter hem Neptün gezegenleriyle son derece bağdaşıyor balık burcu su elementi burçlardan bir tanesi olduğu için yine duygusal güvence çok önemli mantıktan ziyade sezgiler ön planda değişken bir burç olduğu için ve su elementinden olduğu için duygusal olarak adapte olabilme yeteneğini ifade ediyor. Evet bu videomuzda burçlar hakkında genel bilgiler aldık. Tabi burçlar çok olayı genel bazda anlatıyorlar. Önemli olan gezegenlerin bu burçlardaki yerleşimleriyle nasıl sonuçlar ortaya çıkarttığı bu konuyla ilgili bu iki konuyu daha doğrusu entegre edebilmeniz için aynı zamanda Gezegenlerle ilgili videomuzu da izlemenizde fayda var. Takip eden videolarda hem evleri hem açıları da paylaşarak devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.